saattir. Abi onlar konuştuğu için beklemiyoruz burada. Kaşif olduğunu beklediğimiz için buradayız. İyi de ben ne konuştuklarını merak ediyorum. Sorarsın abi. Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi, yine Betim benzin attı. Abi İskender için dedim takmadınız. Erso için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek. Kutlama ha? Kötü bir alışkanlık. Rahmetli babamdan kalma. Aslında bütün dişleri çürütüyor. Ama bir defa alışmışsan vazgeçemiyorsun. Dişinin altındaki şekeri ezeceğine. Kimi düşünüp kinleniyorsan git onları ez. Hem dişlerini de korumuş olursun. Bir iki kişi kaldık. Çoğu benden beter durumda. Benim bağımlılığım şekerle çay. Nerede olsa bulurum. Onlar toza alışmış, paraya alışmış, şöhrete alışmış, güce alışmış. Madem yerin rahattı, niye ortaya çıktın? Zorla çıkardılar. Kim? Niye? Hem başbakan istemiyor bizi, hem de bizimkiler rahat durmak istemiyor. O Kaşifoğlu namussuzu verdi Alper'e gazayarı, Alper de kendince iş bitirmeye kalktı. Tabii kendi sonu oldu. Sen öldürdün. Ben öldürdüm tabii. Sözünü tutmayan adamı, ikili oynayan adamı hiç sevmem. Sana bile ihanet ediyordu. O işi sonra konuşacağız seninle. Neticede benim adamım. Hain bile olsa cezasını ben veririm. Hamit. Onu da ben götürdüm. Tam it değil, ham it. Zaten hiç olgunlaşmadı. Hep böyleydi. İt,
Sahibini tanıyacak. Tamam, sen havla dedin. Ama bu mahalleyi ayağa kaldırdı. Hamidi, Alper'i öldürüp benim karşıma çıkman cesaret ister. Ben eskiden cesurdum. Şimdi öyleyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Oğlum? Sahip çıkarsan memnun olurum. Çıkmazsan zaten o nasılsa kendi kafasına tez zamanda sıktıracak. İyi bir çocuk. Sabırlı bir çocuk. Ama neticede genç delikanlı. Kaşif oğlunun iki gazına geliverdi. Ne istiyorsun benden? Eskiden devlet benden sorulurdu. Şimdi senden soruluyormuş. Bir anlaşma yaptım. Devlet bu anlaşmayı bozdu. Beni diriltti. Devletle konuş. Bu işten vazgeçsin. Ben de saklandığım deliğe geri döneyim. İyiye müsaade etmezlerse. Polat Alemdar. İşi hiç yokuşa sürme. Git ihtiyarlarınla konuş. Kendi adamlarınla da konuş. Oğlum senin elinde. Kafam rahat. Nereye gidiyorsun? Kaşif oğlu gelmez. Ama ben sana onu vereceğim. İt gibi korkar benden. Belli. O yüzden oğlunu ateşe attı. Yok yok. Ben şimdi diyorum. Biliyor ki ben onu yaşatmam. Şimdi görüşmek için araya birilerini sokar. Kim? Devlet sırrı. Şimdilik. Polat Alemdar. Yoksa bir emrin gidiyorum. Kaşifoğlu örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor? Bu kadar kansızlık yapmıyordur, değil mi? Sen beni şişirmek için söylüyorsun. Yapıyor. Yemin ederim bilmiyorum. Bizzat sen kendisine sorarsın. Ben soramam. Çünkü şimdi dayanamam. Sinirlenirim, sıkarım. Sonra derler ki, Kara şahsi kinine sıktı. O yüzden Polat Alemdar, sen sorarsın. Thank you.
Kilo al, kilo. Üstünde stres var. Silah var. Bir top sinir var. Gebereceksin. 10 yaşından beri böylesin. Baba. Yanlarından ayrılma. Al. Lazım olur. Baba affet beni. Aileme kurşun sıkmak huyum değil Ferman. Beni bu yaştan sonra huy sahibi yapma. Nereye gidiyor şimdi bu? Asıl abi nasıl bıraktı? Kaşif gelmeyecek diyor. Cevap vermiyor. Kim abi? Ferman'ın yanındaki oğlan. Arasana Cemal'i. Gidip baksın Ferman'a. Baksın. Asayiş Berkemal mi? Abi bir şeylerden mi şüpheleniyorsun? Şeytanın oğlu. Şüpheleneceğim tabii. Ha karanın oğlu, ha şeytanın oğlu. Bu devletimiz harbi büyük. Bütün çirkinleri evlat edinmiş. Nereden bulmuşlar bu adamı? Çok kısa. Hep beraber. Emrine gireyim diyor. İyi. Girsin işte. Severim psikopat adamı. Abdüle de boşuna pipirikleniyordu. Ya sana sıkar, ya bana, ya abiye diyordu. Abdüley her zaman haklıdır. O zaman niye gönderdin? Emrimize de girerse büyük hizmet görür. O zaman niye gönderdin? Ölü ya da diri. Memati bu beyin. Bilgisayar değil, düğmeye basınca evet desin, hayır desin. Düşünüyorum. Şşt birader, saatin var mı? Yok. Telefonunda mı yok? Yok dedim ya. Kim arıyor? Kaşif oldu. Bak telefonuna. Alo. Ne yapıyorsun koçum? Arkadaşlarla oturuyoruz abi. Seni bekliyoruz. Var mı bir sıkıntı? Yok abi. Tamam koçum, geliyorum. Geliyor usta. Gidiyor muyuz abi? Hadi gidip paramızı alalım. Boşuna içimizi darlandırdık, kuruntu yaptık. Arasın mı usta? Toplanın, gidiyoruz. Usta? Arasın Memati.
Karan'ın oğlu bizimle mi kalacak? Evet. Bazen seni anlamak mümkün değil abi. Anlaşılmayı beklemiyorum Abdülay. Gidiyoruz. Ara. Cevap vermiyor. Sen şimdi ne olacaksın? Bilmiyorum abi. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Kaşifoğlu geldi efendim. Gelsin. Peki. Mahvoldum. Bittim. Ne oldu sana? Ben öldüm. Beni yaşatmaz. Sinirlendirme beni, anlat. Her yerde hava atan adam. Ne oldu, kadınlar gibi ağlıyorsun? Polat Alemdar Karan'ın oğlunu yanına almış. Kara bunu duymuştur bile. İyi. Ne olmuş? Beni uyardı. Oğluna karışmamam konusunda. Kara böyle şeyleri affedecek adam değil. Ben seni hiç anlayamıyorum. Yaşar peşinde, Polatlar peşinde. Sen bir adam daha peşine takıldı diye mi ağlıyorsun? Hepsini kandırabilirim. Hepsiyle bir şekilde anlaşabilirim. Hiç olmazsa ellerinden kaçarım. Ama Kara öldürmek istediği zaman öldürür. Kimsenin sözünü dinlemez mi bu adam? Dinlemez. Beyefendi. İhtiyarlarla konuşmadan karar veremem. Neticede bu adamın geçmişi karanlık. Tamam, devlete hizmet etti de kim bilir kaç kişinin de canını yaktı. Abi, ihtiyarlar ne zamandan beri ortada yoklar. Alper de yok. Nasıl ulaşacağız? İhtiyarlar bir şekilde ulaşırlar. Alper'i de neticede bu öldürdü. Yaşlılar seninle görüşmeseler haklarıdır. Git Zaza'ya söyle. Kara geldi de. Bekle hele. İmdat abi, Kara diye biri geldi, dayıyı sordu. Kara mara çekemeyiz şimdi. Biz olduk kapkara. Hangi karaymış bu? Bilmiyorum dayı. İmdat Bey, bir zahmet gidip öğrenebilir misin bu hangi karaymış? Onun belki Cevher'le alakalı bir şeydir. Bir lafı da tam öğrenin. Vay anam vay, yoksa bu polimden mi öldü dediler? İmdat! Oğlum hele tez al gel misafiri. Tamam dayı. Abi sen hangi karasın? Tanımadın mı oğlum beni? Abi sen ölüsün. Az hatim indirmedik sana. Dayını özledim, geldim. Abi sizin o tarafta Cevher'i görmedin değil mi? Bir şey mi oldu ki Cevher'e? Yok, öylesine. Fısına sorayım. Ha. Buyurun. Vallahi bildim. Billahi bildim. Tillahi bildim yaşadığını. Bildin de niye bir parça ekmek getirmedin? He, getirem de kafamı açam. He,
beni aşikar edilsin diye. Otur. Ya otur. Neredeysin hemşerim? Hiç sen böyle oturayım. Sen neredesin sen? Nedem. Mezarda yatıydım. Daha doğrusu bırakmadılar ki yatan. Bırakmaz. Bu insanoğlu insanı mezarda bile rahat bırakmaz. Bu senin böyle emekli halin ne aga? Zaza. Senin hakkında alemde hiç iyi şeyler söylemiyorlar bilirsin. Ne diyorlarmış? Memati'nin Polat'ın ayakçısı olmuş diyorlar. Yakla. Ama öyle diyorlar. Sen inandın mı? Ben vardır Zaza'nın bir hesabı dedim. Vallahi kara hiçbir hesabım yok. Ne yalan söyleyeyim. Ha bu kadardım adam kestim. Kestim kesildim derken an böyle ömrüm geçti gitti. Şimdi bir ulu çınarın gölgesinde dinleneyim. Ela hoş, ela huzurlu, ela rahat. Ben düşünmeyeyim o düşüneyim. Ben yapmayayım o yapayım. Ben de paralarımı sahip durayım. Bak geldim kaç yaşına. Bilsem yaşımı söylerim. Ama bilisi küçükken yazmamışlar. Bayanlar çiçek açtığında değiller. İyi de kardeş, hangi senenin bayanları? İşte uzun lafı kısası. Bu yaştan sonra diyeyim ki ağlam yegenler mi gidem dünyayı gezem. Bak vallahi sorsan evlenirim bile. O kadar rahatım yerinde. Peki Zaza. Rahat batmayayım sen? Yok. Yattığım yatak hele yumuşak ki. Allah'ın seni sen. Senin o mezere de bu bizim yataktan düşeyek. İstemediğin kadar da para ver ama. Ya huzurlu tepikleyek. Yani diyorsunuz ki Zaza Bey, sen mezarına geri dön. Öyle mi? Aşağı. Ben diyorum ki Polat Alemdar büyük devlet. Gel onun çınarının altında sen de gölgelen. Zaza, bilir misin? Ben güneşe çıkmazsam hasta olayım. Neden dersen? Karayım ya. Gölge beni çarpıyor. Ondan. O tespihimi verirsin. Ben sana başka hediye veririm. Zaza. Vermeyeyim. Bu tam benim elime göre. Bana gıcık verirsin. Öyle mi? Sana gıcık vereyim. Yo canımı al ama tespihimi alma. Sevmeyeyim bana tespihimi vermeyi. Thank you.
Olsun, sen yine de Erhan'la kal. Peki abi, nasıl diyorsun? Abi, içeride biri var. Kara haber hakikaten tez duyulurmuş. O zaman ben de kaçtım usta. Tabii abi. Çoluk çocuk bekliyor ya. Pardon abi, özür dilerim. Bundan sonra ihtiyarlarla görüşmenizi ben sağlayacağım. Sen Türkiye'de değilsin Eşref Bey. Demek ki sık görüşmeyeceksiniz. Yine benden şikayetleri mi var? Bildiğim kadarıyla yok. Bazı gelişmeler var. İyi mi, kötü mü? Neresinden bakarsanız bölgede büyük çatışmalar bekleniyor. Sizden de görüş alacaklardır. Sen ne düşünüyorsun? Maliyet teorisi diye bir şey var. Nedir o? Alacağın her kararda kazanacaklarını ve kaybedeceklerini hesap edeceksin. Kazanacakların fazlaysa savaş dahil her şeyi göze alabilirsin. İnsan hayatı rakamlardan ibaret değildir. Evet, katılıyorum sana ama hayatlar sadece bizim insanımızdan ibaret değil. Unutma ki Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de acı çekenler de 100 yıl önce bizim insanımızdı. Irak'ta 10 yılda 1,5 milyon insan öldü. Hadi gel, şimdi kazançları kayıpları hesaplayalım. Hesaplayabilirsek. Nasıl oldun? Abi, ağrım geçmiyor. Kesin büyük kırık var. Senin kız anlamadı. Anlasa da bu, anlamasa da bu. Buradan çıkmak yok. Senin niye moralin bozuk? Nasılsa hastaneden çıkacaklar. Gerekirse silahla öldürürüm. O işi unut. Yok öyle bir şey. Peki abi. Kara yaşıyormuş. Aman abi ya, her zamanki laf. 10 yıldır kimse görmemiş, herkes gördük diyor. Ben gördüm. Hamit'i o öldürmüş. Our live team coverage continues with local reaction now. We start with Tori Dunn live in downtown West Palm. Karaya ulaştım efendim. Ne yapıyormuş bizim kara olan? Ellerinizden öpüyor efendim. Beyefendi ne zaman nereye isterse gelirim dedi. Sağ olsun. Efendim, gizli bir yerde görürsünüz. Malumunuz karanın devlet emriyle yok olması kararlaştırıldı. Şimdi sizin yanınızda görülmesi sıkıntı doğurabilir. Sabri, devlet benim. Kara da bu devletin çocuğu. Ben babasıyım. Bir evlat babasıyla görüşmeyecek de kiminle görüşecek ha? Haklısınız efendim. Bir kilometre öteden hedefsin. Senin sayende 1000 kilometre öteden hedefim. Getirmişsin kuzuları. Bütün arkadaşlar deşifre olacak. Üst üste gizli belge sızdırıyoruz. Bir şey olmaz. Herkes her yere sızdırıyor. Çuval çuval belge gidiyor gazetecilere. Abi, sen örgüte veriyorsun. Yerim veriyoruz, hep veriyorduk. Kandil'e bunlar mı girecek? Biz gireceğiz. Niye çağırdın beni abi?
Bunlar için değil herhalde. Zülfikar var, tarıcı. İranlıların malını Lümlen'e satıyor. Silah. Bu operasyonla üstündeki tüm şüpheler gider. Hadi göreyim seni koçum. Sen nişan kesilmedi mi? Havalar biraz etkiledi dayı. Bir somunu ancak yiyeyim. Değilse. Ulan sen Cerrah'ın yerini bilirsin. Yoksa böyle oturup yemek yiyeceksin he? He dayı ne diyorsun? Boğazın kesim ki bir daha yemek yemeyesin. Dayı kesin iyi. Daha söylemişsin, söylememişsin. Dayı yemin verdi daha. Oğlum ben yemin etmeyeceksiniz diye ben size yemin ettirmedim mi? He? Dayı kesin iyi. İmdat! Dayı. Bir kumar ekibi var. Bir oturuyorlar, iki üç gün kalkmıyorlar. Neredeymiş lan burası? He? Tamam doydum. Kurban olurum sana. Ha bunu da daha yok. Ha bu ne demek nene? Bunu işte. Bana şenlik oldu yetmiyormuş gibi kadıncağıza da şenlik oldu. Bugün şenlik ama yarın başınıza dert olur anne. Olsun. Her derdimiz böyle olsun. Teşekkür ederim ömrünle. Gerçekten doydum. Afiyet olsun kuzu. Polat amca. Hı. Çizgi film seyredebilir miyim? Televizyonu açayım mı? Ben kendim açarım. Hmm. Hadi seyret bakalım küçük hanım. Hadi. Psikologla görüşecektin. Pedagogla görüşeceğim anne. Bugün fırsat bulabilirsem. Kızın amca demesi gün gün öldürür seni. Biz dayanamıyoruz. Sen nasıl dayanacaksın? Anne her şeye dayandım. Ama buna dayanmaya gücüm yok.
Evlat neticede nasıl dayanasın? Nasılsın Hamide teyze? Şükür kızım. Hamidim'in davasından bir haber var mı? Dosya geldi önüme. Araştıracağız. Bakacağız, bulacağız inşallah. İnşallah. Güzel kızım gelmiş benim. Merhaba. Adliyeye gitmeden bir uğrayayım dedim. Tabii bizi değil, Elif'i görmeye geldin değil mi? Vallahi Nazife anne, insanın burnunda tütüyor. Nasıl alıştırdı kendini? Nasılsın Polat? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen iyice bir güzelleştin. Dünya güzeli oldun. Senin gözlerin güzel bakıyor da ondan anne. Evet, söyle gülüm. Abi, Ferman'ın babası haber yolladı. Leyla gelmiş. Sana hediye getirmiş. Hoppa, gel bakalım. Dün size söylediği durumla ilgili gelişme oldu. Bugün buluşacaklarmış. Nerede? Geldim, hediyeni verdim, seni öptüm, şimdi de gidiyorum. Nereye? İşe. Senin işin bana bakmak değil mi? E sana bakıyorlar zaten. Beni bıraktın mı? Hayır, başka bir iş daha yapıyorum. Ne işi? Kızım, Leyla ablan şimdi gitsin, akşam yine gelsin, tamam mı? Beni de götür Leyla. Ama olmaz ki. Seninle gitmek istiyorum. Söz, hiç kaybolmayacağım. Olmaz kızım. Leyla ablanın işleri var. Sen karışma. Leyla. Beni de götürmeni istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur. Gelsin benimle adliyeye. Bu akşam birlikte kalırız. Yarın sabah getiririm. Olur mu canım öyle şey? Her şey sen karar veremezsin. Biz kendimiz karar verdik. Hamdine teyze, çantamı hazırlar mısın? Hı? Hı? Sağ ol Erhancığım. Afiyet olsun yenge. Her zamanki gibi çok güzelsin. Teşekkür ederim gülüm. Hadi Erhan hadi. Bir şey konuşacağız. Ömründe hiçbirine güzelsin dedin mi Memati? Cümle içinde iyi, güzel, hoş dediğim oldu. Tabii. Güzel sıktım. İyi oldu öldüğü. Hoş bir atıştı. Kadınların hoşuna gider böyle şeyler. Peki bu erkeklerin hoşuna giden bir şey yaptı mı bu kadınlar hayatta? Vallahi ben abinin hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmadım. Allah için yapmadın. O yüzden senin yerin ayrı yenge. Pusat bir şey mi yaptı? Yo, aramız iyi onunla. Selvi kafama takıldı. Bunların bir sıkıntısı mı var Kenan'la? Bildiğim yok. O zaman niye evlenmiyorlar? Neyi bekliyorlar? Memati, kızı ölmüş adam. Kim desin ki hadi düğün yapalım? Kız ölmüş. Sanki bir kızını da biz mi alıyoruz? Kız veriyoruz. Ya benim derdim düğün müğün değil. Bu iş fazla uzadı. Cılkı çıkmasın. Selvi ile ya da Kenan'la ilgili bir şey mi oldu? Git Yaşar'la konuş yenge. Bu iş fazla uzadı. Senin bir sıkıntın var. Bir sıkıntım olursa sana söylerim. Onlarla da konuşurum. Sıkıntı işin fazla uzamış olması. İyi. Konuşurum Yaşar'la. Selvi. Nereden icap etti bunlar?
İçimden gelemez mi? Ne zamandır içinden gelmiyordu? Haklısın bir tanem. Evrenin ölümünden sonra dağıldım. Senin de çok üstüne geldim. Ne desen haklısın. Ama ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Herkes kalksın. Defolup gidin. Hadi çabuk. Hadi. Bu ağrı sahibi. Ne oluyor kardeşim burada? Bilal, benim böyle bir kardeşim var mı? Haşa dayı. Cevher nerede? Cevher Bey gelmedi bir aydır. Cevher Bey? Bek değilsin madem. Bir belki bu ahıra niye sokuşsun? Abi bir yanlış anlaşılma var. Abi? İlla kardeşim olacaksın yani benim, öyle mi? Anam benden başkasını doğurmadı lan. Abi! Kasmışların senin mekanına gelecek, ortadan kaybolacak. Sen de bilmeyeceksin. Kime sattın la Cevher'i? Abi bilsem ne söylemeyeyim. Bilmiyorum, yemin ederim. Duymuyor musun beni? Bu beni duymuyor mu? Cevher diyeyim. Duyuyor musun? Nerede? Bilmiyorum. Dayı bilmiyor ha. Her yere haber sal. Gören duyan var mı ölen? Mezarlıklara, hastanelere, her yere sur. Ya o Cevher bulunacak. Ya da çok adamın canı yanacak. Thank you.
Hayatta bundan sonra istediğim en çok iki şey var. Birisi torunumu kucağıma almak, diğeri de kızımın mürüvvetini görmek. Ben bu alemde doğdum, büyüdüm, yaşlandım Yaşar Bey. Estağfurullah, hala gençsiniz. Öyle öyle. Bu alemde intikamını alamayan bir adamın düğün dernek yapması ayıp. Utanç kaynağı. Ama bunu isteyen yok. Ne ben, ne kızım, ne de ailem. Tahmin ediyorum Kenan da bunun peşinde değil. Benim yeminim var. Oğlumun mürüvvetini, hatta kızımın mürüvvetini görmek istiyorum. Selvi, bir gün olsun evrenimi bana aratmadı, sağ olsun. Şu iş bir bitsin. Mürüvvetlerini görelim. Kaşif oğlunu ne zaman öldüreceğim belli değil. Neticede bu adam yıllarca devlet hizmetinde bulunmuş. Belki devlet izin vermeyecek, hapse atacak. Elimize bir geçsin. Gerekirse hapse girer, orada boğarım. Nesrin Hanım, istiyorsanız pusata birini bulalım. Onu aradan çıkaralım. O ne Memati hapsinin yanından ayrılır, ne de o evlenmeden evlenir. Çıkmaz ayın son çarşambası. Şimdi kara buraya elini kolunu sallayarak nasıl girecek? Adam elini kolunu sallayarak neler yapmadı? Buraya girmiş çok mu? Artist, ortalıkta görünmemesi lazım ya. Sanki kandile giriyor. Her taraf istihbaratçı, polis. Memati, tilki kümesi girmeyi kafaya koymuşsa oros kılığına girer, yine içeri girer. Usta, ne kümesi? Burası tavuk çiftliği. Bismillah. Buyur hacı. Babayı gör hacı adım. Git kendi babanı gör. Yol geçen hanım burası. Sen hala ona karayımam geldi dayı var Sabri Efendi'ye. Hele çekil git. Efendim, sizi soruyor bu beyefendi. Beyefendi senin babandır. Çekil hele zındık, çekil. Gel hacı, gel. Efendim, çantasına bakmadık. Çarpılırsın. Senin abdestin var mı? Zındık. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bu ne hal? Anladık, gizli geleceksin de bu kadar şov yapmana ne gerek var? Sabri müdür, kaç senedir böyle böyle yaşıyorum ben. Bana akıl verme. Beyefendinin yanında Kaşif oğlu var. Sakın içeride bir edepsizlik yapma. O geldi ağladı size değil mi? O ağlayacak, sen de affedeceksin. Şu sakalına çıkar, öyle gir içeri. Kara benim sözümü dinler. Ama bir dinler, iki dinler. Efendim, sizi temin ederim bir daha olmayacak. Ama siz de kendine söyleyin. Artık kaçak dövüşmeyi bıraksın, taşın altına elini koysun. Ha? Taş dedin, kaya geldi. Bir de senin için hasta diyorlar. Sizi görünce efendim, sağlık buluyorum. Berudar ol. Sabri, sen de gençleştin mi? Bak, ben evlatlarımı görür görmez hayat buldum. Ben de efendim. Her yerde söylerim. Evlat dediğin kara gibi olacak. Babasının sözünden çıkmayacak. Kara 10 senedir bir kere bile dediğimizin dışına çıkmadı. Ortalarda görünmedi. Bu fevkalade takdire şayandır. Bana saklan dediniz ama beni unuttunuz efendim. Biz kimseyi unutmayız kara oğlan. Seni de unutmadık. Keçiborlu ilçesindeki muhtar Hüseyin Ağa'yı unutmadık.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Yasin dayıyı da unutmadık. Edirne'deki Selim ustayı da unutmadık. Seni niye unutalım ha? Unutmak bizim tabiatımızda yok. Peki size yapılan yanlışları da mı unutmadınız? Bu utanmaz. Kaç kere sattı sizi? Yanlış yapabilir ama satmaz. Satamaz. Bizim pahamız biçilmedi. Biçilemez. Kardeşler birbirleriyle anlaşmazlığa düşebilir. Ama bu anlaşmazlıklar vatan için, millet için, devlet içindir. Ben ikinizin el ele verip devlete hizmet etmesini istiyorum. Bir babanın evladı üstündeki hakkı bitmez. Benim de sizin üstünüzde hakkım var. Efendim, evlat dediniz ama bu benim oğlumu kullanmaya kalktı. Her şeyden haberim var. Kaşif olup fevkalade üzgün. Nadim, tövbekar. Ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Tekrar temin ediyorum ki bundan sonra Kara'nın hasretmeyeceği hiçbir davranış içine girmeyeceğim. Kara da huzurunuzda söz versin. Artık saklanma zamanı değil. Söz. Size yemin ediyorum, Kaşifoğlu'na dokunmayacağım. Ama efendim, takdir edersiniz ki ortaya çıkacağım zamanı da gayet iyi biliyorum. Ben 10 yıldır sabrediyorum. Arkadaşlar da biraz sabredecekler. Memati. Efendim Yenge. Yaşar'la konuştum. Ne diyor? İntikamımı almadan düğün yapmam diyor. Alacak, intikamını alacak. Bugün bilemedin, yarın alacak. Sonra konuşuruz Yenge. Tamam. Kim? Kim kimin intikamını alıyor? Usta yengeler çoğaldı sayende. Bu en eskisi Nesrin. Yaşar'a yolladım artık uzatmasınlar bu işi diye. Kaşif onu gebertmeden olmaz demiş. Sen de telefonda müjde verdin. Aferin. Hacı niye bize geliyor? Hacı'yı mı vuracaksın? Ne bileyim kim? Bu halin ne? Sizinki çıkıyor şimdi. Ben duasını okudum, artık siz gömersiniz. Abdülay. Silahın yoksa vereyim. Ha, madem silah almıyorsun, bari mübarek kitabı al. Al. Millet bakıyor, parasını ver. Hadi Erenler, hayırlı günler.
Atlar hazırlar mı? Yolu kessinler. Erhan, yolu kes. Sen bu tarafa. Abdüley. Siz burada kalın Erhan. Cahit sen benimle kal. Thank you.
nefes zarar. Hem bize hem kendine. Neden KCK'nın kararlarına uymuyorsun? Çünkü saçma sapan kararlar veriyorsunuz. Atama listesini gördün mü? Bu adamlar kim? Ne anlarlar siyasetten, dengelerden, halkımızın taleplerinden? Sen burayı parti binasıyla karıştırıyorsun galiba. Burada alınan kararları sorgulama hakkın yok. Kararları uygulamak zorundasın. Sen niye uygulamıyorsun? Yaptığın eylemler örgütümüze zarar veriyor. Ben senin burada fikrini öğrenmeye gelmedim. Türkiye, Suriye'ye, Kandil'e girerse bu halkımızın sonu olur. Ben senin gibi düşünmüyorum. Türkiye 36. paralele inerse biz otomatik olarak özerklik elde edeceğiz. Bizsiz hareket edemezler. Özerklik ne demek? Halkımızın devlete ihtiyacı var. TC'nin önüne koyduğu bir oyuncağı değil. Çatışmasızlık ortamı bizi siyaseten önemli noktalara getirmişti. Sizin yüzünüzden kazandığımız her adımı kaybettik. Bunun namlusundan çıkan kadar büyük propaganda yok. Gençlerimiz bunun sayesinde bağımsız olacaklar. Tehdit mi ediyorsun beni? Bu silah dosta güvence, hainlere korkudur. Hain sen, tehditlerinden korkacaksın tabii ki. Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun? O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil. Burası senin için kulak, benim için düz duvar. Sorularıma adam gibi cevap vereceksin. Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar. Mati, ya şu telefonunu kapa ya da git cevap ver. Bu beni niye arıyor? Ne var Murat? Selvi, bizim mekan. Biraz sarhoş oldu, sana haber vereyim. Ne kadar sarhoş? Çok. Pusat, Kenan yok mu? Yok, onların telefonu da yok bende. Tamam, sen kimseye bir şey deme. İdare et, ben geliyorum. Benim acil işim çıktı Erhan. Usta sorarsa söylersin, cebim açık. Hayırdır abi? Ne diyorsam onu söyle Erhan. Beni kara mı sattı? Ben mi senin sorularına cevap vereceğim? Sen mi benimkilere cevap vereceksin? Örgüt seni öldürecek, haberin olsun. Benimle alakası yok. Örgütün Suriye kanadından biri var. O seni kafaya taktı. Abi dikkat dağıtmak için saçmalıyor. Aferin, unutmamışsın. Peki, dikkatin dağılmadan dinle. Polat Alemdar'ın ofisinin önündeki güvenliğin giriş çıkış saati. Babasının evinin önündekiler. Savcıyı gizlice takip eden adamlarınız. Hatta çocuğunun peşindeki adamlarınızın bile isimleri, fotoğrafları var. Ölmüş müdür diyorsun? Kim? Kim olacak lan Cevher? Oho! Unuttum bile ben onu. Ölse bize ne, ölmese bize ne. Gerçi ölse haberimiz olurdu. Bulurlarsa haberin olur. Kafam böyle boş şeylere niye takılır anlamıyorum ki. Ben Memati abiye söyleyeceğim. Söylemedin mi daha? Belli olmuyor ki oğlum sağa solu.
Aferin de diyebilir, yanından da kovabilir. O zaman söyleme sen de. Memati dediğin adam bildiğin deli. Hem de zır deli. Ben onun deliliğinin hastasıyım oğlum. Fırat arkadaş, az gelsene. Hayırdır? Bir şey mi var? Başkan seni çağırıyor. Başkan kim lan? Arkadaş, bize verilen emir Fırat gelsin. Bir şey mi var birader? Yok bir şey. Gidelim bakalım. Başkanları kimmiş? Benden büyük başkanları mı varmış? İranlılara paralarını vereceğim. Çok memnunlar ticaretimizden ha. Size sonsuz kredi diyorlar. Örgütü de ayarlamışlar yukarıdan. Biliyorsun, bu Şahmeran İran'ın elindeydi. Diz çöktürüp her şeyi kabul ettirmişler. Yoksa demişler, seni Türkiye'ye vereceğiz. Git bunları Polat'a anlat. Bana niye anlatayım? Zaza, senin hangi Yezid canını sıktı ha? Yezid? Benim canımı sıkacak. Mümkün mü? Benim öyle Yezid bir yeğenim var ki. Hayırdır? İmdat ne yapmış? Ya Cevher ha, ne imdatı? İmdata verdik kredi kartını, sustu. Dayı, hiç bir hastanede yok. Oğlum sen kimliksizleri öğrendin mi? He dayı, sorduğum 13 kişi var. Kalk gidelim bakalım tek tek. Zülkif, kurban kusura bakma. Sen İranlılarla, Lübnanlılarla o işleri hallet işte. Bu çocuğun kumar merakın olacak. Sen de birisi. He değil mi? Bir ben bilmeyeyim. Kumar da sevmeyeyim. Benden gizli iş çevrenlerden sevmeyeyim. Yüzülkif, ya şu acemlere söyle, bizim oğlana bir muska yazdırsınlar. Kumardan kurtula. Yürü yürü. Zeynel, hadi biz de gidelim. Geldin mi Memati? Başka kimseyi aramadım. Baktım tatsızlık çıkacak. İyi yapmışsın Murat, sağ ol. Nerede bizimki? Arkadaşı tuvalete götür. Bana yapılır mı bu? Niye ayrılmıyorsun, anlamıyorum ki. Seviyorum. Yapılır mı bu bana, Allah için söyle. Ama tarafsız söyle. Selvi, hadi çıkalım, eve gidelim. Gitmem. Eve gitmem. Gidip o Kenan şeyi geberteceğim. Niye gebertmedim ki ben onun yanındaki şeyle birlikte? İçeride. Selvi. Ben harbi sarhoş oldum. Memati abinin sesini duyuyorum. Sarhoş değilmişim. Buradaymış. Yürü. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yürü dedim mi, yürü. Kolum acıyor, bırak. Selvi, yeter, rezil olduk. Hadi. Hadi. Gidelim.
böyle görmesin. Sana yalvarıyorum. Kapat çocuğunu, hasta olacaksın. Bir daha yapmayacağına söz ver. Sanki umurumdayım senin. Söz ver, götürmeyeyim anneni. İstediğin yere götür. Bana verilen hangi söz tutulmuş ki? Ben sana söz vereyim abi. Ne işin var senin burada? Fırat'a da söyledim, sana da söyleyeyim. İkinizin arkadaşlığı bana da, ailemize de, siyasetimize de zarar veriyor. Fırat'ı aldılar. Kim aldı? Sizinkiler. Oturuyorduk. Geldi birileri, Fırat'ı dışarı çağırdı. Fırat dedi ki gelirim 2 dakikaya. Sonra bir arabaya sokup götürdüler. İyi misiniz? Su getirir misin? Anladık. Örgüt beni öldürecek. Kim senin adamın? Örgütün emrine verdiğin. Polat Alemdar. Sen de biliyorsun ki örgütün emrinde kimse yok. Zaman zaman tim eylemler yaptırır ki kendisi harekete geçsin. Karakolların, seyyar birlikleri, sivil servislerin yerlerini nasıl veriyorsunuz? Böyle bir olur mu? Vatan için her şey teferruat. Bu sayede toplumun direncini yukarıda tutuyoruz. Yoksa bu gençlik yitip gittiydi topla, pop arasında. Hiç değilse bayrak, millet, vatan diye bir şey öğrendiler. Abi konuşmayacak mı? Çağırayım Yaşar'ı, alsın gitsin. Sen de doğru söylüyorsun. Çağır. İkimizin de babası devlet. Öldüreceksen sen öldür. Benim anam belli, babam belli. Sen kendini düşün. Nasıl yaşadığını düşünmedin. Şimdi nasıl öleceğini düşün. Ara Yaşar'ı. Bana söz ver. Sen benim hayatımı kurtarmış olursun. Ben de senin. Öldürsün senin örgütün beni de göreyim. O değil. Ölümden beter bir iş. Midem bulanıyor. Abi bana bir kahve yapsana. Eskiden erkek sarhoş gelirdi, kadınlar kahve yapardı. Eskiden erkekler şerefliydi. Yine şerefli olsunlar, sabah akşam kahve yapayım. Kes lan kes. Kahve mi yaptın birine?
bence ayıltır. Kenan'ı mı bastın? Adam seninle birlikte dışarı çıkmış. Arabana binmiş. Ondan sonra da kayıp. İzin ver, bu gece yaşatayım seni. Bu mu lan ortam? Eskiden TC hesap soruyordu. Şimdi siz mi hesap soruyorsunuz? Adamı infaz ettin. Ben adamı evine bıraktım. İyilik yapmak yasak mı örgütte? Kaç dakikaya konuşur? 2 dakikaya konuşur. Açın kapıyı. Açın kapıyı dedim. Bırakın oğlum. Hadi lan. Bırak. Sohbet etmeye mi geldik lan? Adam gibi vursana. Bırak. Kafamı bozma, ananı da buraya aldırma. Erkek sen adam gibi vur lan. Kapıyı açın. Ne oluyor? Çekil. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bana oğul yaptığınız hainlikler yeter. Önderlik adına sorgulama yapıyorum. Gerekirse seni de alır sorgularım. Eğer 2 dakika içinde buradan gitmezsen oğlunu işkence yaparak öldürürüm. Ben TC'nin sorgusundan korkmadım. Senden mi korkacağım? Oğlun örgüt militanını öldürüyor. Sen örgütün parasını Zaza'ya fidye veriyorsun. Kanarya Sevenler Derneği mi burası? Oğlumu bırak, beni sorguya al. 2 dakikan var, 2. Yürü. Sen üste çık, sen aşağıya in, sen burada kal. Tamam. Dayı, tamam. Buradan sonra 2 hastane efendim. Daha var. Tek tek herkesin yüzüne bakacağız. Doktorlar nerede la? Lazım oldu mu hiçbiri de... Aa, İstanbul ayılar basmış. Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi bayıldı. Beyefendi. Alo. Kardeş, üviyesiz hastalar burada mı? Ya? Burada yatıyor efendim. Sağ ol. Bir dakika amca, bir dakika. Burası yoğun bakım, giremezsiniz. Bırak. Dur. Bir tek sen beni seviyorsun. Kafayı mı yedin sen? Savuş maruş dinlemem, kırarım kemiklerini. Bir günde
kıracağına sev. Yürü, eve gidiyoruz. Allah cezanı vermesin. Çok kötü dövmüşler. Yaşaması bir mucize esasında. Niye uyanmayayım? Kırıkları, çatlakları çok sayıda. İç organ yaralanması da mevcut. Uyutmazsak acıya dayanması mümkün değil. Ne zaman uyanır? İlacın tesiri geçmek üzere. Ayıldıktan sonra tekrar uyutacağız. Sorsak cevap verir mi? Bilmiyorum. Sağ olasın doktor bey. Geçmiş olsun. Ben onlara misile çektirmezsem bana da zaza demesinler. Kim dedi onu sana söyle de? Söyle. Oğlum dayandı, kurbanın olan. Söyle. Oğlum söyle, öyle uyu. Söyle dayın kurban olan söyle. Severim en ayağını öpem oğlum, söyle kim yaptı lan bunu sana, kim? Senin sözün benim için senet. Yaşıfoğlu. Hadi ama. Usandım. Zülfikarlar Zaza. Seni öyle bir işe soktu ki. Ne işe sokmuşlar? İran'dan silah alıp Lübnan'a satıyorlar. Bizim çocuklardan bir tanesi suçüstü yapacak. Hem İsrail'e karşı bak biz operasyon yapıyoruz, İzin vermiyoruz diyecekler. Hem İran'a karşı akıllı olun diyecekler. Hem de devlete diyecekler ki, sizin adamınız Polat Alemdar ne iş yapıyor? Örgütle İran'la işbirliği içinde. Ara Zülfikar'ı sor, neredeymiş? Beni oraya götürürsen, ben operasyonu durdururum. Eğer yalan söylüyorsan, ara diyorum işte. Affedersiniz. Telefon. Buyur Can Polat.
Neredesin Zülfikar Ağa? Dışarıdayım, hayır mı? Zülfikar Ağa, neredesin diyorum. Yurt dışından misafirlerim var. Onlarla birlikteyim, iş konuşuyoruz. Zülfikar Ağa, yanında para var mı? Var. Can Polat, bir şey mi oldu? Ben oraya gelene kadar kimse dışarı çıkmasın. Dışarıdan da kimse girmesin. Suçüstü yapacaklar. Kimse bize bir şey yapamaz Can Polat. Dediğimi yap be adam. Ben gelmeden teslim olma. Askere kurşun mu sıkacağım? Sıkma ama teslim olma. Can Polat, emret, kafama sıkayım. Askere sıkacağım ama ben öleyim. Sen sadece dediğimi yap Zülfikar Ağa. Ölmeyeceksin, yakalanmayacaksın. Ben geliyorum. Oturun oturduğunuz yerde. Kimse dışarı çıkmayacak. Zeynel, işittin mi? İşittim ağam. Ön tarafa bak. Hadi. Hemen teslim olun. Eğer teslim olmazsanız 2 dakika içinde operasyon başlatılacaktır. Kaçalım buradan. Oturun lan oturduğunuz yere. Kimse bir yere kaçmayacak. Kimse teslim olmayacak. Neredeyiz biz? Benim evde. Niye buradayız? Hatırlamayacak kadar sarhoş olduğun için. Ben duşa girmek istiyorum. Evinde girersin. Memat abi, yanlış bir şey yapmadım değil mi? Git yüzünü gözünü yıka, gel konuşacağız. Geleceğiz işte. Ne oluyor Sasa?